Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belman Satır Başkanlığı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu heyetinde AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da yer aldı. Biz eski dostuz, eski meslektaşız. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları ikinci gününde de devam etti. TBMM heyeti ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay tarafından kabul edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan toplantıda konuşan Dilekçe ve Ombudsman Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, komitenin yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Eski partneriz Dilekçe Komisyonu'ndan dolayı. İki komisyon aynı manada çalışıyor. Birlikte neler yapılabilir bunu tartışmıştık. Pandemi nedeniyle ertelenen bir ziyareti bugünlerde gerçekleştirdik. Amacımız bir iade-i ziyaret. Kardeşliğimizin daha fazla pekişmesi, size olan desteğimizi, sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, tarihten gelen bağlılığımızı bir kez daha paylaşmak için bir vesile oldu. Bu anlamda kabulünüzden dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı heyetimizle beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Önder Senleroğlu'na, Ombudsman Dairesi'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na ve Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Şubesi'ne ziyaretler gerçekleştirdik dedi.